Merhaba arkadaşlar. Sporda sponsorluk dersi kapsamının ikinci ünitesiyle ilgili, üçüncü ünitesiyle ilgili bir soru çözeceğiz. Bakalım sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri arasında yer almaz diyor. Sponsorluk faaliyetleri kapsamında bunun altını çizmek lazım. Şimdi baktığımız zaman A seçeneği diyor ki sponsorluk araç gereçle ilgili harcamalar. Tabii ki burada örneğin flamalar, bayraklar sponsorun bunlarla ilgili yapılacak harcamalara ister istemez bütçede yer vermemiz gerekiyor. B seçeneği sponsorlukla ilişkili geçici personel harcamaları. Örneğin işte organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyon 15 gün sürecek. 15 gün süre zarfında 150 tane geçici personel aldığımızı düşünelim. Tabii ki bunun harcamalarının bütçede yer alması gerekiyor, planlanması gerekiyor en azından. Misafir ağırlama harcamaları. Buradaki misafirden kastedilen şirket düzeyindeki yani iş birliği yaptığımız, beraber çalıştığımız şirketler organizasyonumuza çağırdığımız zaman onlarla ilgili harcamaların da bütçede yer alması gerekiyor. Rekabetle bağlantılı harcamalar bu kapsamda sponsorluk bütçesinde genelde değerlendirilmiyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı esasında D seçeneği. Fakat E seçeneğine de bir göz atmakta yarar var. Sponsorluk ajansı ile ilgili harcamalar. Tabii sponsorluk ajansı bizim sponsorluğumuzu yürütmemiz, sponsorluğun etkinliğinin değerlendirilmesinden sorumlu. Bununla ilgili ölçümler yapıyor. İster istemez bunlara ödeme yapmamız gerekiyor. Ve ödeme yapmadan önce de bunun bütçede mutlaka gösterilmesi ya da bulunması gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı az önce söylediğimiz gibi D seçeneği, yani rekabetle bağlantılı harcamalar bu kapsamda bütçede yer almasına gerek yok. Bu anlamda da D seçeneğimiz yanlış oluyor.